Gölcük şehrini daha yaşanır bir kent haline getirmeyi amaçlayan Gölcük Vizyon 2023 projeleri arasında yer alan önemli çalışmalardan biri 20. Uluslararası Zühtü Miridoğlu Değirmen Dere Ahşap Heykel Sempozyumu. Türkiye'de heykel sanatının gelişmesinde önemli katkıları olan Zühtü Miridoğlu'nu anmak adına her yıl gerçekleştirilen sempozyum bu yıl Gölcük Vizyon 2023 projesi kapsamında Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştiriliyor. Ahşap heykel sanatını yaşatma adına yapılan çalışmaya talip olan Kocaeli Üniversitesi adına Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkan Yardımcısı Yardımcı Doçent Doktor Yarkın Biçer bu yıl gerçekleştirecekleri ahşap heykel sempozyumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gerçekleştirilen ahşap heykel sempozyumunun hem ülkemiz hem de Kocaeli Üniversitesi öğrencileri adına çok önemli olduğunu vurgulayan Yardımcı Doçent Doktor Yarkın Biçer, projede öğrencilerimiz usta sanatçılarla bir araya gelme şansı bularak bilgi ve tecrübe kazanıyorlar dedi. Sempozyumun bu anlamdaki en önemli katkısı öğrencilerimize dünya ölçeğindeki sanatçıları tanıştırmak, onlara yeni bir network ortamı sağlamak. Dünya çapında öneme sahip olan Zühtü Miridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu projesine katılımı değerlendiren Biçer, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunları da dahil olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden projeye katılan ahşap sanat ustalarının bulunduğunu ifade etti. Üniversitemizden mezun öğrencilerimiz başvurabiliyor. Bu bizi de çok mutlu ediyor. Çok da katılım oluyor, çok da mutlu oluyoruz. Bir geriye dönüş oluyor, bir feedback oluyor. O yüzden bizim için çok önemli. Yardımcı Doçent Doktor Yarkın Biçer proje kapsamında yapılan eserlerin bir yıl boyunca Değirmendere'de sergileneceğini belirterek eserlerin bir yılın sonunda Kocaeli Üniversitesi'nin çeşitli yerlerinde değerlendirildiğini anlattı. Eserlerin bir yıl boyunca Gölcük Çınarlık Meydanı, Değirmendere Çınarlık Meydanı'nda sergilenecek. Bir yılın sonunda öbür yıla da alan boşaltmak adına sanat eserleri üniversitemizin bünyesine geçecek ve burada üniversitemizin çeşitli alanlarında sergilenecekler.